Keçilerinden memnun musun onu sorayım. Memnunum. Yani senin ihtiyacını bunlar karşılıyor. Heh, evin geçimini. Geçimimi karşılıyor. Merangozluk yerin var gene değil mi abi? İşte daha da. Burada daha da başladı. Abi mesela bu sene baktın mı hiç kaç kilo peynir yapmışsın? Ölçüyor mu yani? Ne kadar peynirin oldu bu ben sene? Ben ölçmüyorum. Aşağı yukarı yine 100 kiloya yakın yapmışımdır yine. 200'e veren de var. 150'ye de veren de var. Yani şu anda yani Oğlak'tan daha iyi peynir daha şey. Tamam. Ben kendim ürettim. Kaç keçiden başladın Mehmet abi? İki keçi yani sürü vardı elime sattım. Bayağı çok oluyor. O ikisini bıraktım. İkisinden ürettim. Evet, merhaba sevgili dostlar. Gördesli Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızın değerli takipçileri, sevgili izleyicilerimiz. Hepinize Manisa'nın Gördes ilçesinden, Gördes'in Tüpüler Mahallesi'nden değil mi? Tüpüler Mahallesi. Tüpüler Mahallesi'ndeyiz. Mehmet abimiz var. Mehmet abimiz keçi sayısı var arkadaşlar. Çok da güzel keçileri var. Yerli keçi bakıyor, maltız kırması. Keçilerini sizlere tanıtmak istedik. Mehmet abimizi sizlere tanıtmak istedik arkadaşlar. Güzel bir video olacak inşallah. Emeğe saygı diyoruz. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız değil mi Mehmet abi? Kanalımıza abone olsunlar. Evet. Bizlere destek olarak yardımcı olursanız, kanalımıza abone olsanız seviniriz diyoruz arkadaşlar. Sözümüzü uzatmadan videomuza başlıyoruz inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mehmet abim. Efendim. Bugün keçi sayana geldik. Sizlerle beraber güzel bir keçi videosu çekeceğiz. İlk önce bu seninle bizim ilk videomuz. Sen kimsin? Ne işi yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Kaç senedir keçi yapıyorsun? Kendini bir ilk önce bizi izleyen arkadaşlarımıza tanıtırsan sevinirim. Ben aşağı yukarı doğduğumdan beri keçi işindeyim. Evet. İsmin soy ismin? Mehmet Ermiş. Mehmet Ermiş. Ha, keçi köyde, işi yapıyorsun. Köyde hayvan işi yapıyorum. Keçi işi. Kaç yaşından beri keçi işi yapıyorsun? Valla aşağı yukarı hani kendim bildim bileli yapıyorum. Yani 6-7 yaşından beri. Kendimi aldım Erdiğinden beri. Keçi çobanı. Arada bazı zaman dinlenme molaya geçtik. Tabii. Yani ondan bu devam. Bu keçi işinde molaya geçmenin sebebi neydi? Yani para kazanamadığın için mi? Sağlık Yok, sorunları mı oldu? Sağlık sorunları. Sağlık sorunları. Sağlık sorunlarını biraz bıraktık. Ara verdik. Tekrar şu anda yani nereye gider gideceğiz? Zor devam edeceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim Mehmet abi. Sen bu keçi işini yaparken yani hayvanlarını yayarak bakıyorsun değil mi? Yani evet, bu cebinden evet. Çok da fazla böyle bir masraf etmek. Yok. Yani masrafı kurtaramaz. Yani onu bir anlatırsan yani keçi yani nasıl bir keçilik yapıyorsun? Yani çoğunla dağda yaylımda güderek. Yaylımda. Her gün çıkarıyorsun Mehmet abi. Her gün çıkarıyor. Mesela saat kaçtı? Yani ufak başın muhakkak çıkması lazım. Evde zor olur. Yani onu öyle yapsan şehir karşılamaz değil mi abi? Hakkını karşılamaz. Yani Mehmet abi sabahleyin kaçta çıkıyorsun? Bir ya da sabah işte yani hava ısınınca 8-9 arası çıkıyorsun. 11-10 arası geliyor. 2 saat gezdiriyorum geliyorum. Gelsin, akşamüstü bir daha. Akşamüstü 3'te 4'te çıkıyorum. Akşam özenlerine geri geliyorum. Tamam. Yani bu yazın farklı olur, kışın farklı olur. Havaya göre, şeye göre. Keçilerin senede bir kere oğlaklıyor. Bir kere oğlaklıyor. Bazı mı oluyor? Arada iki oğlak yapan da oluyor. Yani bakımına göre değil mi? Değişen. Bakıma göre. Mehmet abi kaç tane keçin var burada? Oğlak keçiye hepsi 30-35 var işte. 30-35 var. Genelde bunların oğlak verimi nasıl Mehmet abi? Yerli keçi bakıyorsun değil mi sen yani? Ben yerli bakıyorum. Evet. Bizim bildiğimiz. Mantız kırması. Aynen. Kara keçi o tip. Keçilerinden memnun musun onu sorayım. Memnunum. Yani senin ihtiyacını bunlar karşılıyor. Evin geçimini. Geçimimi karşılıyor. Fakir karşılıyor işte. Nasıl? Yani öyle. Yapacak da bir şey yok değil mi Mehmet abi? Fazla yapsan daha güzel de ama ben rahatsızlık var biraz. Tabii kendi sağlık sorunlarından. Sağlık sorunu olduğu için pek. Kendi gücüme göre yapabileceğim. Kendi gücüme göre. Mehmet abi burada 25-30 tane keçim var dedin değil mi? Evet. Bunlardan 50'ye ne kadar oğlak aldın? Valla. 20 kadar alıyorum yine. 20, yani 30 alıyorum. Genelde tek oğlak yapıyoruz ama değil mi? Yani bunlar öyle ikizlik yerli keçi olduğu için ikizlik 300'lük az yani bunlar. 300 olan oluyor. Oluyor da az. Tabii. Yani ikiz olan da yani güçsen daha güzel tabii. Baksan tabii. Verim çoğalır. Ama biz fazla bakamıyoruz. Meren oğlak yerin var gene değil mi abi? İşte daha da. Burada dağda başta. Geziyor. Gırda bayırda geziyoruz.
İyi Mehmet abi, olsun, güzel keçilerin kırpık yeri maşallah. Bunlardan peynir de elde, gelir elde. Abi mesela bu sene baktın mı hiç, kaç kilo peynir yapmışsın? Ölçüyor mu yani? Ne kadar peynirin oldu bu ben sene? Ben ölçmüyorum. Aşağı yukarı yine 100 kiloya yakın yapmışımdır yine. Oo. Peynirin kilosu ne kadar Mehmet abi? Valla. Şimdi 200'e veren de var. 150'ye de veren de var. Yani 150-180-200 arası değil mi? Heh, aynen o öyle. O ara. Ben de gittim her yerde. Keçi videosu çektiğimiz yerlerde. Keçi peyniri genelde 150'den başladı. Bu sene 200'e kadar veren var yani. Var. 100 kilo peynir yapsan bugün abi, 200 liradan versen 20 milyar bir keçi parası. Peynir sadece peynir parası ya, değil mi abi? Ya şu anda yani Oğlak'tan daha iyi peynir daha şey. Tamam. Şimdi Mehmet abi, zaten bu keçiye bakanlar, keçi besleyenler genelde peyniri için. Yani ama koyunculuk farklı. O kuzusuna ya, kuzu işi. Koyun kuzu. Ama keçicilikte yani peynir ya, mutlaka yani peynir bu işin kârı. Evet. İyi abi, şöyle keçilerin ya da bakalım beraberce. Şöyle bakalım. Yürüyen bakalım. Biraz sonra da bunları çıkaracağım diyorsun değil mi Mehmet abi? Biraz sonra çıkaracağım. 3-4 gibi ikinci dizine yakın çıkar. Gebe olamamış lan da abi. Tekezleme başladı mı? Çoğunla hepsi gebe. Ha, gebemişim daha abi. Arada bir bozan oluyor. Olacak illa teke içinde. Oluyor. Tekeler içinde. İki tane mi tekemiz var abi? Yok, 3 tane. 3 tane. Tamam bak, birisi. Üçüyle kapak. Üçüyle kapak. Şu arkadaki biri siyah kapalı olan değil mi? Heh, bir de şu arada. Şurada arada bak. Heh, aynen o sarılı. Kapak bize bakalım. Aşağıda, bir de aşağıda bak. Heh, bakın arkadaş şu teke. Evet, onun yanında yan yana iki tane tekemiz. Heh. Yan yana. Bir tanesi hangisi dedin abi? Şurada var bak. Aşağıda. Bunu tekelik bıraktın değil mi? Heh. 3 tane teke var. 3 tane. İhtiyacının fazlasını da oğlaklarını genelde satıyorum diyorsun değil mi abi? Satıyorum. Çok fazla durdurmuyordur ama değil mi? Çok böyle yani ya kurbanlık şimdi, değil yani demek istiyorum yani. Kurbanlığı şimdi, da ayırıyor mu? Kurbanlığı ayırıyorum yine. Çoğunlukla kurbanlık satıyorum zaten. He, yani erkekler aradım. Kurbanlık satıyor. Dişiler de iyi olanlara bırakıyorum. Kötü olanlara satıyor. Çok güzel abi ya. He. Bak yani şu ara, bak arada da var değil mi abi? Oğlak mesela bak şu şunlar arada. Oğlak nasip oldu. O kabak şey tekeli olacak o. Ya o yemeğe. Şu ufak. Orada da var. O da erkek. O da erkek. Aynen şu. Şu siyah değil mi abi? Ha, siyah olan erkek. Abi maşallah ya, arasında bak kara koyunla da var. Var. Bir iki tane. Bak tekemizi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Geçen sene vardı da Melih'le epey kavga ettik başında. O güzeldi. Kurbanlık mı? Kurbanlık da 3 yaşında da bayağı da. He, boyu pos yerinde dedi. Boyu pos buyunuz yerinde de. Ya valla Mehmet abi çok güzel keçilen var. Yani herkesin kendi imkanına ve gücüne göre değil mi abi? Tabii keçinin, keçinin üstünde keçi var yani şimdi. Ama sen bunları yerli ırk. Yerli. Bir de bunları abi şeyi sorayım sana Mehmet abicim. Sen bunları ne zaman aldın? Ne zamandır bakıyorsun? Ya da yani bu keçileri satın mı aldın sürü yok, olarak? Ben kendim ürettim. Ben kendim ürettim. Kaç keçiden başladın Mehmet abi? İki keçi yani sürü vardı elime, sattım. Bayağı çok oluyor. İkisini bıraktım. İkisinden ürettim. He, yani sürü komple sürüyü sattım diyorsun abi. Heh. İki tane keçi bıraktım. Heh. Tekrar iki keçiden üreye sürü oldu. Daha arada satıyorum daha. Tabii canım. Yani o zaman abi küçük baş çok hızlı bir çoğalıyor değil mi abi? Küçük baş yani küçük başın yeri kaybolmaz. Yani o ben büyük bunu başı sattığın zaman belli oluyor. Değil ama mi? Küçük baş belli olmuyor. Küçük baş arada iki tane kese fark etmiyor değil mi? İki, o belli olmuyor. İki tane daha oğlak geliyor arkadan. Heh. Üç tane daha oğlak geliyor. Hemen kendini tekrar düzüyor sürü. Aynen. O zaman Mehmet abi sen bu işi severek yapıyorsun değil mi? Ya ben bu iş benim baba mesleğim. Çobancılık, hayvancılık. Ha. Başka yaptığımız bir iş de yok. Başka bizim mesela Tüpler Köyü'nde başka böyle keçi sürüsü olan mı ama tek sen misin? Yok şu anda yok. Eskilerden var mıydı Mehmet abi? Eskiden çoktu. Millet sattı değil mi? Sattı. Baş... Yani en az olan da 70-80 hayvan vardı. 16 sürü o hayvan vardı. 16 sürü köyde. 16 sürü keçi vardı. Şimdi azala azala ama azala da tek sen kaldın. Olmaz. Şu anda olmaz. Yani bir de mera da kalmadı değil mi? Mera yok. Ya onun etkisi orman var yani. Orman bir yandan sıkıştırıyor. Vatandaş bir yandan sıkıştırıyor. Aynen tabii. Nerede küçük? Tabii. Bu hayvan da hareket ediyor. Hızlı yürüyor. Yani dur demeye gelmez. 500 metre gidiyor. Önüne zeytinlik var. Tamam her yer. Ziraat, meyvalık var. Cevizlik var. Ziraat bahçeleri arttıkça. Meralar azaldıkça. Nereye küçük? Nesli yavaş yavaş bu işlerin. Biz de sattım. Çocuğun yani kim bakacak? Tabii. Sen yalnız kaldın değil mi şimdi abi? Ben yalnız kaldım. Onları da köyde keçi bakan yok. Yok kal. Hayırlı olsun Mehmet abi. İnşallah gene insanlar bunu yani hayvancılık tamamen bitmesin istiyoruz Mehmet abi. İnşallah, benim bu videolarımı çekmemin en büyük amaçlarından bir tanesi de yani
Tamamen bitmesin bu iş. Organik olarak insanlar sütünü, organik olarak peynirini... Heves eden yok şimdi. Tabii. Ya. Heves eden yok. Heves eden yok abi. Heves yok şu anda. Zorla yapıyor değil mi? Yani kaçıyor bir ilçede, köyden kaçıyor ya. İmkanı olan fabrika değil mi? Ha, fabrika. Aslında büyük şehirde de yaşamak öyle kolay bir şey değil Mehmet abi. Şimdi ben yani bana soracak olsan ben dağa çıktım mı stresim gidiyor. Aynen öyle. Kafamda kafa sakinliyor. Aynen öyle Mehmet abi, doğru söylüyorsun. Ama köye geldiğimde ise kafa... Tabii nerede kalabalık değil mi? Kafa sarmıyor artık dünyaya. Ya daha da heyciz, sakin. Heybeni alıyorsun gidiyorsun. Heh. Suyunu ekmeği. Suyunu ekmeği. Boyutuna yürü. Aynen Mehmet abi. Dağ senin. Dağ senin. Zarar vermedikten sonra ormana, zarar vermedikten sonra komşunun bahçesine. Abi, zarar değil mi? Olmaz. Yani ben, bu iş. Ben kendim nasılsam karşıdaki da aynı. Tabii doğru söylüyorsun Mehmet abi. Zarar verdikten sonra. Abi. Ya, olur. Zarar tabii. Olur. İlla ki. Ama yani bunu bilerek. Yani, bilerek olmaz. Valla Mehmet abi çok güzel keçilerin var. Bizi burada ağırladın. Çok sağ ol, var ol. Ben de gelelim dedim aslında ne zamandır. Yani niyetimiz bugünemiş. Nasip. Keşi. Geldik. Senin keçilerini tanıttık. Tanıtıyoruz inşallah. Peynir ihtiyacı olan olursa da yani peynir satışını yapıyoruz mu Mehmet abi? Şu anda bıraktık diyor. Şu anda bitti. Şu anda hayvanlar sütü kesti. Tamam. Elimdeki peynirleri de sattım diyorsun yani değil mi Mehmet abi? Elimdeki peynirleri de sattım. Yenime yiyecek kadar bıraktım. Bayağı tamam. İsteyen oldu. Ben de yapmıyorum ben şu anda dedim. Tamam, fazlasını yani şu anda talepleri karşılayamıyorsun yani. Aynen. Tamam abi, o da iyi güzel bir şey ya. İstanbul, Bursa. Her yere gönderiyor ne abi? Gönderdik. Abi ne yapacaksın yani? Millet zaten şu anda şehirde organik keçi peyniri arıyor. Organik, aynen, aynen. Her şeyin organiğini arıyor insanlar. Yani aynen. Hayat şartları, insanları, hastalıklar çoğaldı. Çok, herkes çok. Her şeyin organiğine bakıyor. Evet, güzel bir video oldu. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için, kanalımıza destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz diyoruz. Daha güzel videolarda yeniden görüşmek dileğiyle ve umuduyla hepinize hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi günler.